Bugün internetteki çok ilginç görüntülerin peşine düşeceğim. Acaba gerçekten söyledikleri gibi deha mı yoksa uğraşmaya değmez zırvalar mı? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Bir şey kırıldı yukarıda. Neyse önemli değil. Herkes iyi. Çığlık gelmediğine göre sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar internette ilginç videolar var biliyorsunuz. Bu ilginç videolar çok akıllıca gibi gözüküyor ilk izlendiğinde. Fakat biraz üstünde uğraşınca, yapmaya çalışınca bazılarının akıllıca olmadığını, hatta tamamen gereksiz olduğunu anlıyorsunuz. İşte orada zırva diyeceğiz. Eğer gerçekten işe yarıyorsa deha diyeceğiz. Şimdi interneti gezelim biraz. Şimdi son zamanlarda gördüğüm en enteresan aletlerden biriydi şu aletin orijinali. Ketçap dökülüyor masaya. Alet de fırt diye şeklini bile bozmadan alıyor ketçabı. Onu deneyeceğim. Çok garip, çok rahatlatıcı Kamil. Böyle böyle. O görüntüden biraz ver, o orijinal görüntüden ver Kaan. Müthiş bir icat ve çok basit. Do it yourself, craft, kendin yapı da çok basit. Deneyelim. Ketçabı döktüm Kamil. Sonra şuradan tutuyoruz. Şöyle kayacak. Çok zor bu arada Kamil. Yani yapmak zor. Şöyle yapalım. Ne diyorsun ya? Kamil. Ne diyorsun ya? Oğlum bu ne ya? Tamam mantıklı da çok güzel ya. Kış kış cinler, kış kış Kamil. Ya bir daha yapalım mı? U yaz ketçapla. Vallahi yapalım. Bunu silelim. Yoksa peçeteyle silmeye kalksa daha zor. O yüzden hep yanımızda yağlı kağıt taşıyoruz. Her zaman yanımızda, tamam mı Enes? Tamam abi. Bir rulo yağlı kağıdını taşıyacaksın yanında. Enes biliyorsun kişisel bakıma çok önem veriyor. O yüzden yağlı kağıt çok önemli Enes. Üstüne falan bir şey dökülürse cillop gibi alırsın, tamam mı? Tamam. Yağlı kağıdın üstündeki yağ nedir? Kaygan bir kağıt bu ya. Pürüzsüz büyük ihtimalle. Zararsız bir şey. Tabii tabii canım, yemeğe kullanıyor. Yemeğin üstüne de kullanıyorsun. Aa kurumuş lan bu. Şimdi U yapıyorum. Bakalım U'yu alabilecek miyiz U diye. Hem de üstünde şey de var böyle. Kabarcıklı oldu. Değil yani mi? Kabarcıklı. Geliyor Kamil. Yani uzattı ama büyük U oldu. Küçük U'yu demek ki evet evet. Her zaman bir rulo yağlı kağıt, tamam mı Enes'cim? Yanımızda bulunduruyoruz. Bak küçük U büyük U oldu. Bayağı deha. Kamil, su tabancan var mı? Şu an mevcutta yok. Eskiden var mıydı? Vardı. Çok pahalı da şeyler değil aslında bunlar. Ucuz, evet. Aslında pahalıları var. Nerf'ün falan var. Bayağı iyi. Ali'de var. Güzel onlar evet, ama. Bir de şey vardı. Parmağa takılan yüzük. Ama o şaka. Şaka. 90'lar şaka aleti. Pompa var içinde, pompa. Bir sıkıyorsun parmaktan fışt diye gidiyordu. Onunla eğleniyorduk. Neyse, arkadaş pet şişeden bedava su tabancası yapmış. Deneyelim. Şimdi arkadaşın yaptığını yapalım. Önce şişeyi deleceğiz. Kamil, bıçağın hatırlar mısın? Hatırlarım tabii. Nereden? Lemur'un hediyesi. Evet. Lemur'un hediyesinin hediyesi aslında. Ama Uras Benlioğlu'nun evinde keskin olmayan bıçak olmaz Kamil. Hafta sonları bıçak bileyerek geçiyor benim. Şimdi önce şu alttan bir delik açmamız isteniyor. Açtık. Oha çok kolay açtık Kamil. Şu içine girecek. Şöyle. Ondan sonra şunu buraya yapıştıracağız. Enteresan. Su tabancası modülü. Sıcak silikon işimizi görecek. Şimdi önce bunu bir şöyle silikonlayalım. İçine su doldurup dışarıda deneyelim. Hazır mısın? Hazırım abi. Aa! Abi bayağı atıyor ha. Harbiden ha. Su tabancası oldu bildiğin. Oo çok iyiymiş lan. Bunu bir de böyle kola sabitleyeceksin. Güzel lan. Sevdim. Bir de insan üstünde deneyelim bunu. Evet çıktık. Zeynep, benim küçük zeytinim burada. Beğendin mi? Yapmak ister misin? Bak buraya basacaksın. Kamil amcana, Kamil amcana. Amca olduk ya. Ya amca oldun tabi. Ne yapacaksın? Zeynep beğendin mi bu fikri? Güzel olmuş mu? Zeynep deha dedi. Bence de deha. Güzel değil mi Kamil? Kolaya sıkıyorum şu an Kamil. Aman abi dikkat et. Ama rüzgar var. Ha şöyle sıkayım bana geliyor. Deha. Sık bakayım. Zeynep beğendin mi? Evet. Deha mı zırva mı? Zırva. Hayır lan deha. Son dönemlerde çok popüler bir kullanma modeli çıktı. Evinizde diyelim karabiber öğütücünüz yok, kahve öğütücünüz yok ama el mikseriniz var. Arkadaş ne yapmış? El mikserini kullanarak kahveyi, çayı, yok çayı öğütülmez oğlum. Kahveyi, karabiberi öğütüyor. Deneyelim bakalım gerçekten deha mı zırva mı? Çay demişken. Ha. Çay yıkanır mı yıkanmaz mı? Yıkanmaz çay. Rizeli var burada. Tabii ki de yıkanmaz abi.
İzleyiciler de cevap versin bakalım. Aşağı yazın, çayı yıkıyor mu? Oğlum çay yıkayınca gider zaten. Abi kimisi yıkanır diyor, kimisi yıkanmaz diyor. Oğlum yani ben anlamadığım şu. Çayı suya koyuyorsun, evet. İçiyorsun. Herhalde tozunu mozunu almak için yıkıyorlar. Bak Rizeli fenalık geçirdi burada Kamil. Ülke bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bu konuda da mı ikiye bölündü? Evet. Bizim şirkette yıkıyorlar abi. Ben yıkamayın dedim. Yıkıyorlar. Çay yıkanır mı ya? Yıkıyor vallahi. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğanlı. Gibi? Ay soğansız. Menemeni soğanlı mı yiyorsunuz, soğansız mı? Aşağı yazın. Ben soğansız hayatımda soğanlı menemen yemedim. Çay yıkıyor musunuz? Aşağı yazın. Etkileşimin dibine vuralım. Aynen öyle. Çay diyoruz, menemen diyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bu kadar da açık sözlüyüz. Evet. Yapıştırın yorumları. Şimdi kahveyi aldık. Şuraya döküyorlar Kamil. Sonra öğütüyor. Fakat burada hemen bir bilgi vereyim, hatta göstereyim. Şimdi kahve merakı olan izleyiciler vardır. Kahve öğütme makineleri alıyorlar. Alınmaz. Mokapot. Yani mokapota koyacaksın da nasıl? Kahve öğütücüleri ikiye ayrılıyor. Bir tanesi bıçaklı, bir tanesi de ezici. Parçalıyor. Diğeri kesiyor. Parçalayandan almanız lazım. Bıçaksız kahve öğütücü almanız lazım. Kahvenin gerçek tadına ulaşabilmeniz için. Burada öyle bir sıkıntı var. Bu bıçakla kesecek yani. Olsun yani, sonuçta biz deniyoruz şu an. Yeter bu kadar. Kapatıyorum ki üstünü uçuşmasın Kamil. Bakalım olacak mı? Oo. Oldu lan. Hazır paket, al git. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Daha da yapabiliriz bu arada. Daha da toz haline getirebiliriz istersek. Kahveyi yaptı. Karabiberi daha çok merak ediyorum. Mis gibi kahve koktu ya. Süper. Şimdi karabiberi döküyorum. Bizim bir arkadaşımız, Allah kahretmesin ya. Her yer az nesi ufacık. Evet, bir eksi. Her yer karabiber oldu. Yine koyuyorum, kapatıyorum. Şey için ne düşünüyorsun abi? Mesela kahve şöyle içilir, çay böyle içilir, şu şöyle içilir. Ben abi bütün genellemelerin zırva olduğunu düşünüyorum. İnsan nasıl seviyorsa öyle içer. Sana ne ya? Adamın nasıl kahve içtiğinden. Haksız mıyım Kamil? Boş yapma diyoruz. Evet, aynen, boş yapmayın abi. Bir abimin çok güzel lafı var. Zevkler ve renkler tartışılmaz değil diyor. Tartışılır. Ama sonuca varamazsın. O yüzden bırak abi, adam nasıl çay içiyorsa, kahve içiyorsa içsin. Çalıştırıyorum. Abi bu çok güzel ya. O çok iyi. Bayağı şu an toz karabiberimiz var Kamil. Ve çok kısa sürüyor. Al. Yani yaptığım en iyi deha işlerinden biri bu. Çok güzel. Ama aynı şey kahve ve karabiber için de geçerli. Parçalayıcı öğütücüler daha iyidir. Fakat bu deha. Kamil, ister misin? Aa. Sen mi? Enes mi? İnce diyor. İnce olmaz ki bana. Doğru, sana ince olsa. Sana olur bu. Enes'e aldım hediye. Biliyorsun Enes her zaman söylediğim gibi kişisel bakımına çok dikkat ediyor. Ben küçükken bunu görmüştüm abi. Bu kilolu çorabı yaşlı bir teyzede. Kafam karışmıştı. Anlamamıştım yani. Kilotlu çorap değilmiş ama bu. Soket, diz altı. Enes bu sana var ya. Cuk. Çok güzel olur. Şimdi ne yapıyor hanımefendi? Kameranın önüne soket çorap koyuyor ve vintage görüntü elde ettiğini söylüyor. Deneyelim. Oo! İki çift. O zaman biri sana, biri Enes'e. Olur. Tamam. Soyguncular bunu mu kullanıyor? Bakıyoruz. Kanka. Abi çok güzel oldu be. Harbi mi? Aynen. Ama bu girmez kafaya komple. Deli gibi oldun şu an. Deli gibi yaptın iyice kendine. Şimdi bu kafaya girmiyor. Soyguncular demek ki daha büyük çorap kullanıyor. Tam boylarda. Tam boy, evet. Video alıyorum. Şimdi geçirince göreceğiz. Vintage olmamakla beraber Kamil hiçbir şey gözükmüyor şu an. Saydam bir şey değil mi bu? Nasıl gözükmüyor? Ben de anlamadım. Ne oluyor ya? Bir şeyler gözüküyor ama. Şimdi bir bakacağım. Kamera kirlenmiş gibi duruyor Kamil. Çok güzel olmadı bence. Çekiyorum Kamil. Bir daha bakıyorum. Ya buna vintage efekt denemez ya Kamil. Ha? Abi bunu dışarıda bir çeksen. Evet, dışarıda deneyelim. Zaten enteresan, cebinden kadın çorabı çıkartıyorsun, telefona geçiriyorsun. Hiç sıkıntılı bir sürece benziyor ama dışarıda deneyelim. Şimdi çıktık dışarı çorabımızla. Enes sen mesela direkt çıktığında çıkar çorabını, tak. Dışarıda çünkü ışık arkadaşlar daha güzel etkisi olabilir. Şimdi çekeceğim. Fotoğraf çekiyorum Kamil. Mesela şu küçük kulübeyi çektim. İşte şurada çiçek böceği çektim. Şurada Kamil'i çekeyim. Ben de seni çekeyim. Ha, bir de beni çek. Şimdi bakalım mı? Bakalım. Aa, Kamil olmuş lan. Olmuş mu gerçekten? Baksana bak. Oo, bayağı iyi. Bir şey değil mi? Gerçekten olmuş. Evet. Vintage filtre. Ha, çok güzel olmuş. Ya orijinallerini çekeyim bir de bunların. Evet. Oldu mu aynısı? Şimdi ikisinin farkını görün ama deha bence.
kamptayız. Daha önce bunun pipetlisini yapmıştık. Şuraya koyalım, o pipetli versiyonu hatırlıyorsun Kamil. Sen yukarıdan tutmuştun. Ben de suyu içiyordum. İşte duş, abdest artık ben ne isteniyorsa. Ağaç gibi, ağaç görevi gördüm. Aynen, ağaç görevi görmüştü Kamil. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Bu sefer şırıngayı ağzına takıyorlar. Şırıngaya basıyorsun, akıyor, bırakıyorsun, duruyor. Basıyorsun, akıyor, bırakıyorsun, duruyor. Çok ilginç. Bu da bayağı kullanışlı gözüküyor. Çünkü diğerinde açıkçası biraz bir sıkıntı vardı. Yukarıdan tutunca ancak akması duruyordu. Bu bakalım nasıl olacak. Şimdi pet şişe burada. İster misin Enes? Olur abi. Sonra içersin. Önce şunun silikonundan kurtuluyoruz. Çok kolay oldu lan kurtulmak. Ben daha... Ben bile çekemedim. Evet yani aşırı kolay oldu. Sonra şunun kafayı kesiyoruz Kamil. Ondan sonra bunu alıyoruz. Şöyle bir tam kapağına bir artı çiziyorum. Şunu şuradan geçiriyoruz. Sonra kapağı takıyoruz Kamil'im. Şimdi dışarı çıkıp deniyoruz o zaman. Evet şimdi çıktık. Orman, doğa, bahçe. Döndürüyorum. Akar mı? İlk challenge bu bence Kamil. Hafif bir aktı ama durdu. Abi bastırıyorum çünkü. Açıp hızlıca çekelim. Ama bu ben nasıl elimi yıkayacağım? Biraz böyle Enes sallasın, tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi böyle duruyor Kamil'im. Kapatacağız, açılacak. Hadi bakalım. Ters şey yani. Yok abi çok az geliyor. Açayım, biz tersini yapalım. Açılınca geliyor Kamil. Bak kapattım gitti. Bizimki tam ters oldu. Bizimki ters çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama enteresan. Niye ters oldu bizde Kamil? Ama bir şekilde oldu abi yani. Deha. Şimdi hiç yolda kaldın mı benzinsizlikten Kamil? Yok başıma gelmedi hiç, Allah korusun. Ben bir kere yaşadım. Bir depodan öbür depoya benzin atıyorsun ya. Onun için önce diye çekmen lazım. Hüp diye içine çek beni. Benim Erkan abi vardı bir tane. Ne geliyor acaba? Bir kere çok çekmiş. Oh. Yarasın. 2 hafta sigara içemedim korkudan dedi. Neyse arkadaş ne yapıyor? Bir bidondan bir bidona kompresör vasıtasıyla hortumu deliyor. Bir koyuyor buradan havayı, buradan alıyor, buraya atıyor. Deneyelim. Evet şimdi önce şuradan bir delik açıyor Kamil. Kompresörün ucunu o delikten sokuyor. Bu ucunu hortuma koyuyor. Sonra basıyor düğmeye. Ha bak bak Kamil. Yer çekimi. Evet. Gördün mü aşağı yapınca oluyor. Oo bayağı oluyor bak şu an. Yer çekimiymiş mesele. Vay be. Bayağı iyi yöntem. Deha. Ne oluyor lan? Aa bak hala su akıyor Kamil. Hala akıyor. Akmaya devam ediyor. Bunu kaldıralım duracak. Hatta benzinde sana söyleyeyim. Bir kere yaptıktan sonra. Ama bunu benzinde nasıl yapacaksın ki? Bulacağım bir yolunu. Şimdi öğrenci evlerinin vazgeçilmezi İskender. Yani her öğrenci evinde en az her gün 2,5 porsiyon. Olmasa da. Olmasa da. 1,5 porsiyon İskender yenir. Normal yani. Enes değil mi? Sizin ev öyle. Ben ailemle yaşıyorum abi. Abi bütün paralar nereye gidiyor acaba? Kirası yok. 3 yerden maaş alıyor. Aynen. İnanılmaz. Neyse. Kamil? Ben 8 yıldır aynı. Her gün İskender. Her gün İskender. Şaka bir yana makarna. Ama makarnayı farklı yapmış arkadaş. Makarnayı kızartıyor. Spagetti böyle şekilli şukullu oluyor. Makarna öyle mi yenir, öyle yenmez mi bakacağız. Belki lezzetli olur. Evet, makarna geldi. Sever misin makarna Kamil? Severim, daha 10 dakika önce yedim. Evet ya, ne güzel bir şey makarna. Mübarek şey ya. Hepsiyle yapmayayım. Çünkü yapamayabilirim. Onu yapan adam uzmandır büyük ihtimalle. Bir kısmını alacağım. Sonra bunu iple bağlayacağım Kamil'im. Osurdun mu? Keşke. Bu tripodları yağlamak gerekiyor herhalde. Yağla. Bir ara yağlayalım. Evet. Enes yağlayıversin. Şimdi güzelce düğümümüzü de attık. Şöyle yağ sokacağız değil mi? Gidelim yağ sokalım bakalım gerçekten. Canlı gibi böyle bir bilinmeyen deniz canlıları var ya Kamil, böyle orası burası ayrı oynuyor böyle böyle. Onlar gibi olacak mı? Makarnayı aldık. Bandırıyorum Kamil. Bandı abi. Vallahi bir şeyler oluyor. Oğlum hafta sonları pişi yapıyorum ben evde. Oldu mu sizce? Ama zaten açmadı ki, çiçek gibi açılmadı. Makarna cipsi. Deneyelim şimdi. Oğlum güzel cips oldu ha. Tadı nasıl? Bayağı iyi. Denemek ister misin? Ben birazdan yiyeceğim. Hmm. Güzel oldu ya.
Güzel, çok sağlıksız ama. Bir kaşık yağ yiyorum sürekli. Güzel, deha diyebiliriz. Daha çiçek gibi açılır diyordum. Ama demek ki makarnanın cinsi farklı. Şimdi şişe açacağı, yani şarap açmak için kullanılan tirbüşon, tirbüşon adını bulamıyorum sabahtan beri. Tirbüşonu arkadaş farklı bir yöntemde kullanmış. Duvarda dübel var, tirbüşonla çıkartıyor. Çok ilginç gerçekten. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Her duvarda işe yaramayabilir. Ama şurada bir tane böyle bir alçıpan var. Orada deneyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi delik burada, koliler falan için özür dileriz. Bazen deniyor ya, hani her videonuz oluyor mu olmuyor, olmayan video. Go kart yapacaktık borularda. Elektrikli, beceremedik. İskeleti kaldı burada. Yarın öbür gün aklımıza bir şey gelir, belki yapabiliriz diye duruyor. Şimdi dübel burada. Dübel çok güzel isim değil mi ya? Ya bence bir nesneyi dübelden daha iyi anlatan başka bir şey olamaz. Kelime olamaz. Müthiş bir isim. Neyse. Sokuyorum. Döndürüyorum. Bak içine soktuk. Ondan sonra duvar da geliyor Kamil. Oğlum vallahi duvar geldi Kamil. Aa. Ama çıkarttı. Yaptı mı yaptı. Ama daha küçük bir deliğimiz evet. vardı. Daha küçük bir delik vardı. Şu an daha büyük bir delik var Kamil. Evet abi. Ya bu şimdi işe yaramış mı oluyor? Ya parmak giriyor artık. Daha güzeldi bu eskiden. Ama bunun alçıpan olmasıyla ilgisi var tabii ki. Bu normal duvar olsa daha kolay sökerdi. Evet, gerçekten çıkartıyor. Deha. Ama alçıpan da yapmayın. Kamil, kelepçe ister misin? Yok abi. Sen Enes? İsterim abi. Bunu sen sonra kullanırsın. Zaten bu kapandıktan sonra açılamaz ya. Öyle deniyor. Bunu açmanın yolunu göstereceğim. Gerçi sen sevmezsin. Bu kapalı kalsın ister. Neyse. Şimdi şunu bir takalım. Ne güzel bir zımpara destesi. Değil mi? Bu küçük alet var ya. Bıçak bileme aleti küçük. Onun için küçük küçük yani. Şimdi yaptık. Arkadaş ne yapmış? Önce başını eziyor. Ondan sonra eğiyor. Sonra şu araya sokuyor. Deneyelim. Çivinin ucunu bükeceğiz. Yani ezeceğiz. Görüyor musun Kamil? İnceldi. Sonra bunu mengeneye takıyoruz. Sonra bunu büküyoruz. Kırıldı bu. Kırıldı gerçekten. Nasıl olacak? Böyle deneyelim. Olacak mı sence? Kurtulacak mı bu hasta? Elindeki malzeme daha uzun olsa belki. Evet. Daha iyi sokacaksın oraya. Ne zaten? Evet, sokamadım. Yeteri kadar uzayamadı. Kısa ve kalın olmadı. Bu buraya da girmedi. Yorum yok. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Abi ben ne anladım? Ben işte. De ne anladım yani gerçekten? Yok. Başka bir yöntem. Onun yerine kelepçe kullanarak açıyorlar. Ya şu tırtıktan ayırdın mı aslında? Açılması lazım. Hayır, bir de altta zımpara var. Elim zımparalanıyor bir taraftan. Çok zorlu şartlarda çalışıyorum şu an. Olmadı. Aynen öyle. Bu kadar ya. Zırba. Şimdi arkadaş ne yapıyor? Güzelce diyor ki gitmeden önce kampa, outdoor'a, okula, parka kendi kağıt sabununuzu yapın diyor. Ne yaparak? Kağıt havluyu alıyor, üstüne sabunu döküyor. Ondan sonra onu kurutarak kesiyor ve gittiğinde deniyor. Deneyelim bakalım olacak mı? Evet, kağıt havlu geldi Kamil. Bak zaten bir tanesini sana vereceğim. Hı hı. Sen bunu kullanırsın. Tamam, lazım olur o. Lazım olabilir. Şimdi, ya bu çok güzel kokuyor bu sabun ya. Her yere yediriyorsun. Yediriyoruz. Hiç de sevmem böyle kremdi miremdi Kamil. Bizim bir haber müdürümüz vardı. Kulakları çınlasın. Jöle diye bir yiyecek vardır ya. Yemezdi onu. Puding yemezdi. Bizim ailede öyle titreyen şeyler yenmez diye. Portakal yemiyordu ya. Bizim ailede öyle yuvarlak şeyler yenmez diye. Allah Allah. Ona selam olsun. Bana çok şey öğretmiştir Kamil. Çok. Hayatı öğreten adamlardan biridir bana. Bunu alacağım. Bak yeri geldi. Dedim abi lazım oldu. Evet diye. Lazım oldu. Evet, şimdi bunu kurutalım. Bayılıyorum her şeyimin olmasına Kamil. Süper bir şey ya. Evet. Şimdi bunu keseceğiz. Cebe uygun hale getireceğiz yani. Cep boy. Ama herkesin de cebi farklı Kamil. Tabii Enes'le benim cebim bir mi şimdi? Bir mi yani? 3 tane maaş alan adamla. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Benimki aynı olamaz. Ben hiç maaş almıyorum mesela. Hep gider hep gider. Hep gider yani. Bayağı kestik ya. Bunu işe yararsa bayağı verimli olacak.
Evet. Şimdi bunu bir dışarıda deneyelim. Şimdi aldım. Oo Kamil. Şu an doğadasın değil mi? Yani doğada olduğumuzu varsayıyoruz tabii. Su var, su kaynağımız var. Oha bayağı köpürdü lan. Çalıştı yani. Ha? Bence de güzel. Kanka şimdi doğada yani gidiyoruz ya videolar yapmaya falan. Orada şöyle bir sıkıntı oluyor. Elle çok yemek yeniyor. Elle çok yemek yendiği için de el çok kirleniyor. E zaten toprakla uğraşıyorsun. Bir şey çak çadır için falan filan. Çok biçilmiş kaftan. Doğa için harika. Deha. Arkadaşlar şimdi bu tamirat işlerindeki do it yourself ya bu aslında life hack, hayat hilesi dedikleri Tio yani. Onlara bayılıyorum. Ne yapıyor arkadaş? Diyor ki 3 santim ölçmek mi istiyorsun Enes, iyi dinle. 3 santim ölçmek mi istiyorsun? Diyor ki metreye kalem tak, öyle ölç. İşe yarar gibi gözüküyor. Deneyelim. Şimdi aldım. Sadece 3 santim için mi? Ya, istersen hani... Tamam öyle yapsak. Battal boy. Kalemin yettiği herhangi bir boy. Hayır kalemin değil, kalem her boya yetiyor. Ha, kalem her boya yetiyor. Aynen tamam, aynen. Anladım şimdi. O yüzden Allah, ama şunu iyi takmak lazım buraya. Sınırı yok. Yok yok, sınırsız. Şimdi diyelim 6 santim. Ha bak 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 Kamil, fena değil. Ne diyorsun? Yani buna bir alışkanlık kattığın zaman. Evet. Orada sıkıntı var. Ama bizim ustalar buna şey yapar. Koyar oraya bir tane cetvel. He. Zart diye çeker. Ha, uzuna da buraya bir 3 santim atarsın. Buraya bir 3 santim atarsın. İkisini bağlarsın. Ha deha deha. Yani işe yarayan bir sistem. Yani bunun böyle yamuk olduğuna bakmayın. Tahta yamuk çünkü. Yoksa doğru ölçtü. Buradan buraya. Ama çok kullanışlı değil. Bir kere kalemi tutmak falan filan. Gerçi abi eli yatkın adam bunu cink diye yapar. Aynen. Deha bence ya deha. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler.